Selam millet. Veri analizi için Python eğitimi bu bölümünde Pandas'ta index işlemlerine değineceğiz. Introdan sonra görüşürüz. İndeks işlemleri dediğimiz veri tabanında bir sütun ekleme, sütun çıkartma olarak düşünebilirsiniz. Hani bazı işlemler yapacağız veri setimize. O zaman ne yapıyoruz? Import edelim kütüphanemize. Sonrasında bir örnek verimiz var. Bunu klasik Ali Veli Ayşe Fatma şeklinde İstanbul, Ankara, İstanbul, Bursa ve yaşlar şeklinde bir verimiz var. Buradan devam edelim şimdi. Bunu data frame yapalım. Yeni bir özellik oluşturalım. Ve buna diyelim ki maaş. Tabi şu araya virgül asmamız gerekiyor da. Bu arkadaşların maaşları, tabi bunları net görmek için şöyle bir şey deneyebiliriz. DF'yi çağıralım ve buraya göre yazalım şimdi. Herkesin bir maaşı var. Ve bu maaşlar, Ali 24 yaşında İstanbul'da yaşıyorsa 17 bin maaş olsun. Veli 22 yaşında Ankara'da yaşıyor. Ankara bir tık daha ucuz olabilir ve daha genç. İşe girmediğini düşünürsek harçlık alıyordur. Buna 5 bin lira diyelim. Ayşe 28 yaşında İstanbul'da yaşıyor. Belli bir işte çalışıyor olduğunu varsayarak. 22 bin diyelim buna da. Bunlar sallama var bu arada, şu an ciddi bir şekilde söylediğime bakmayın. Yani tahmin olarak böyle bir şeyler, veri var elimizde diyelim. Fatma 30 yaşında Bursa'da. Bursa'da hani parasını biriktirebiliyordur çünkü daha ucuz olduğunu varsayarak. 25 bin diyelim. Tamamdır. Veri tabanımızı güncelleyelim. Gördüğünüz gibi maaşlar bu tarafı geldi. Şimdi ben istiyorum ki yeni bir sütun eklemek istiyorum. Bu sütunumuz maaşın 3'te 1'i olsun. Hani kira düzeyini düşünürsek bu insanların. Gerçi belli kira ödeyemez. Ona bir kira yardımı yapalım. 9.000 olsun bu. Tamamdır. Maaşın 3'te 1'ini alacağız. Ha bu arada maaşın 3'te 1'ini alıp yan tarafa ekleyeceğiz. Onu söyleyeyim de. Şimdi bunu şöyle yapıyoruz. Eklemek istediğimiz bir sütun var. Bu sütunun ismi ne olacak? Kira masrafı diyelim. O zaman diye kira masrafı diyoruz. Hani burada olmayan, şu üst kısımda olmayan bir isim vereceğiz buraya. Kira masrafı eşittir. Şimdi bu sütunun içeriğini vereceğiz. Yani bu neleri kapsayacak? Bizim değerimiz neydi? Maaştı, değil mi? O zaman diye maaş çağır. Maaşın 3'e bölünmesiyle bulunan bir değer olsun bu kira masrafımız. Şimdi DF'i tekrar çağırdığımız zaman gördüğünüz gibi kira masrafı burada görünüyor. Tabi burada biraz hani küsuratlar var. Bunları engellemek için bunu bir yuvarlayalım roundla. Nokta round diyerek bunu çözebiliriz sanırım. Güzel. Ali'nin kira masrafı 5600 liraymış. Tabi bunlar çok hayali rakamlar. Hani normalde 5000 liraya kira bulamazsınız sanırım. Başka bir şey diyelim ya, kira saçma oldu. Ne diyelim? Eğlence masrafı diyelim hadi. Ve bunu 4 yapalım. Aa bir dakika, burada zaten olmayan bir şey eklendiği için farklı bir şey oldu. Neyse, zaten silmeyi de öğreneceğiz. Çok güzel isabet etti aslında. Geldim ve buraya dedim ki isim verelim. Sütun ekleme diyelim buna. Sütun. Bir de sütun çıkartma olacak ileride. Yani şu an daha doğrusu ileride dediğim. Sütun silme diyelim şöyle. Güzel. Şimdi ne oldu? Bizim istemediğimiz bir şey oluştu. Ben kirayı silmek istiyorum. Çünkü bunun saçma olduğunu düşündüm. Ve bunu eğlence olarak değiştirdim. O zaman silmek için ne yapacağız? Yani bunu belki hatırlayabilirsiniz. Pandas'ın kendi içindeki bazı yerlerden. Geldim. Df nokta drop dedim. Hangi drop'u seçmek istediğimizi bir belirtmemiz gerekiyor burada. Kira masrafını istemiyorum ben. Çünkü saçma dediğim gibi bu kadar olmaz. Kira masrafı virgül axis vereceğiz. Neden axis? Eğer biz bunu böyle yazarsak, yani şöylece yazarsak, bunun default olarak axis'ini 0 yapar. Ama biz sütunu silmek istediğimiz için bu axis'i 1 yapıyoruz. Geldik. Eşittir 1. Hatta şöyle bir gösterecek olursak. Axis şu an default olarak 0'da. Bizim bunu 1 yapmamız lazım ki sütunu komple silsin. Eğlence masrafı kaldı.
Hatta şöyle bir şey yapalım. Eğlence diyelim buna. Bir tane daha diyet oluşturalım. Eğlence başka ne olabilir? İşte faturalar diyelim mesela. Faturalar da bunun yarısına mı gitse? Bu da 1 bölü 4'üne. 1 bölü 2,5'una gitsin. Eğlence masrafı, faturalar. Tabii şunu şimdi silmemiz lazım. Eğlence masrafını şöyle alalım. Özetle silmek bu şekilde oluyor. Geldik mesela böylece eğlence masrafını. Şu an bu yok oldu. Ama ne oldu? Kira masrafı kaldı. Bu neden böyle oldu? Çünkü biz bunları kaydettirmedik. Bunu ya farklı bir veri tabanına atayacağız ya da kaydedeceğiz. O zaman virgül bunu hatırlarsanız in place diyoruz. In place eşittir true. Yani buradaki olan biten her şeyi kaydettim. Ben bunu kaydettim. Tekrar df çağırırsak gördüğünüz gibi artık eğlence masrafı yok. Ama ben kira masrafını da silmek istiyorum. Şunu şöyle yapalım. Komple alalım burayı. Ve buraya diyelim ki kira masrafı. Tamamdır. Tekrar deyip çağıralım. Gördüğünüz gibi artık sadece maaş, eğlence, faturalar var. Ve buna ek olarak elimizde kalan maaşı da görmek istiyoruz diyelim ki. O zaman geldik şöyle. Df kalan para diyelim buna da. Eşittir. Df maaş eksi. Yani bu teknik olarak ne olması lazım? Şöyle göstereyim. Maaştan eğlence ve faturaları çıkartmamız gerekiyor değil mi? O zaman ilk önce maaştan başlayacağız. Eksi. Şunu kop. Hatta direkt şuradan gidelim. Daha mantıklı olur. Maaş eksi. Eğlence artı. Faturalar. Hani bu ikisini toplayıp maaştan çıkartıyoruz. Bunlar masraf oldukları için. Geldim şöyle kapattım. Bakalım bir sıkıntı var mı? Görünmüyor. Tekrardan kalan para 17.000'den elinde 5.900 kaldı. Yazık ya. Neyse. Çok şey yapmayalım şimdi. Spesifik bir talepte bulunalım şimdi. DF içinde. Yani iki tane DF'in içinde. Bunu kıyaslamalardan biliyor olmanız lazım. Şu an ne yaptığımı. Kalan para diyelim. 6.000'den yüksekse. Değil mi? 6.000'den yüksekse bütün bunları ekrana getir. Bakalım şimdi. Bu kadar maaşları içinden elinde kalan parası 6.000 lira olan iki arkadaşımız varmış, Ayşe ile Fatma. Evet, videonun sonuna geldik. Bugün sütun eklemeyi, sütun silmeyi ve spesifik değerlerde işlemler yapmayı öğrendik. Bir sonraki videoda sıralama işlemlerini göreceğiz. Yani mesela bu Ayşe Fatma'yı veya çok daha fazla veri varsa bunları nasıl sıralayabileceğimizi öğreneceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.